Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu baş dönmesi ya da vertigo problemi olan kişilere yönelik olacak. Bu kulak kristalleri ne demek? Nasıl yerinden oynuyor? Nasıl oynadığında sizde baş ağrısı yapıyor, baş dönmesi yapıyor? Çoğu zaman bununla birlikte mide bulantısı yapıyor. Bunlardan bahsedeceğiz ve bir manevrayla o kulak kristallerini yerine getirmeye çalışacağız. Size bu manevra ne işe yarıyor? Nasıl kulak kristallerini yerine getiriyor? Bunlardan animasyonlarla detaylı bir şekilde bahsedip size göstermek istiyorum. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan kanalıma abone olayısını tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin şu vertigo problemi neymiş, neden baş dönmesi, mide bulantısı gibi problemler oluşturuyormuş hemen kısaca bahsederek, tekniğimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Vertigo dediğimiz problem aslında bir hastalık değil, baş dönmesi kelimesinin diğer bir ismi. Vertigo problemine, yani baş dönmesine en sık neden olan hastalıklar, yani kulak burun boğaz hekimine sizin başvurmanıza neden olan hastalıklar, kulak iltihabı sonucu oluşan baş dönmesi, Meniere sendromu gibi sendromlar sonrası oluşan baş dönmesi ya da Benign paroksismal pozisyonel vertigo dediğimiz, toplumun %60-70'inde doktora başvurma sebebi olan baş dönmesi. Bu vertigoda burada gördüğünüz gibi aslında kulağın içerisindeki sıvının, sizin de bildiğiniz kristallerin yerinin değişmesi sonucunda sizin denge merkezinizin etkilenerek sizde denge bozukluğu, baş dönmesi, sanki dünyanın etrafınızda dönmesi gibi problemlerin oluşması anlamına geliyor. Bu problemler genellikle kadınlarda daha sık 50-60 yaşlar arasında ve kafa travması ya da kulak ameliyatı sonrası gelişiyor. %50'sinde sebebi yok diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi aslında kulak sıvılarının hareketi var. Başınızı yana çevirdiğinizde iç kulakta bu şekilde sıvıların belirli bir hareketi var. Ya da başınızı bu şekilde öne, arkaya hareket ettirdiğinizde, yani evet, hayır pozisyonu diyoruz biz buna, İç kulağın içerisindeki sıvıların yine kendilerine göre bir hareketi var. Bunun yanı sıra başınızı yine sağa, sola doğru çevirdiğinizde kulakta, kulağın içerisindeki sıvılarda ve sizin bildiğiniz o kristallerde bazı hareketler meydana geliyor. Ve bu hareketler, eğer kristaller yerinden oynamışsa ve az önceki söylediğim vertigo çeşidine sahipseniz, maalesef sizde baş dönmesi, mide bulantısı, tansiyonda değişiklikler gibi problemler oluşturabiliyor. Şimdi size eğer kulak kristalleriniz az önceki söylediğim problemlere bağlı yerinden oynamışsa yapabileceğiniz bir manevra göstereceğim. Bu şekilde sırt üstü pozisyondayken başınız yaklaşık 45 derece sağa ya da sola, hangi tarafta probleminiz varsa dönük olacak. Bu 45 derecelik açının yanı sıra bu şekilde sırtınızı bir yastıkla destekleyerek yaklaşık 30 derecelik aşağıya doğru başınızın düşmesi de gerekiyor. Burada gösterdiğim gibi yaklaşık 30 derece başınız biraz aşağıya doğru sarkmış pozisyonda olacak. Daha sonra 30-60 saniye boyunca bu pozisyonda beklemeniz gerekiyor. Eğer biri uyguluyorsa gözlerinizin açık olması çok önemli. 30-60 saniye beklemenin sonucu gözlerde, daha doğrusu göz bebeklerinde böyle ani titreşimler ya da hareketler görürseniz sırada başınızı sola çevirmek var demek. Başınızı yine 45 derece açıyla sola doğru çevirmeniz gerekiyor. Yine bu pozisyonda yaklaşık 30-60 saniye bekledikten sonra gövdemizi tamamen bu sefer diğer tarafa çevireceğiz. Yani sola döndüreceğiz buradaki manevra için. Bunu yaparken o bölgede biraz hassasiyet, o bölgede baş dönmesi hissetmeniz az önce de videoda gösterdiğim gibi çok normal. Çünkü az sonra mekanizmasını anlatacağım şekilde kulak kristallerini yerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonra dediğim gibi tamamen gövdemizi sola çevireceğiz. Burada da dikkat etmeniz gereken şey, gövdeyi tamamen sola çevirip yaklaşık 45 derece yine başımızı aşağı yönlü çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaklaşık 45 derece başımız aşağıya doğru bakması gerekiyor. Yani tamamen yan yatmayacağız. Daha sonra yine yaklaşık 30-60 saniye bu pozisyonda bekledikten sonra, eğer yanınızda biri varsa ya da bir hekim varsa sizi oturma pozisyonuna başınızı tutarak aynı pozisyonda getirebilir. Ya da yoksa bu şekilde sizden istediğim oturma pozisyonuna kendinizin gelmesi olacak. Şimdi bakalım bu manevra aslında kulak kristallerinde ne gibi bir etki ortaya çıkarıyor. Siz başınızı bu şekilde sağda 45 derecelik açıyla yatırdığınızda
kulak kristalleri bu şekilde oynamaya başlıyor. Daha sonra sizde az önce söylediğim gibi göz hareketleri meydana geldikten sonra başımızı hemen bu sefer sol tarafa doğru çeviriyoruz. Bu sıvının hareketiyle birlikte kulak kristali istediğimiz şekilde hareket etmiş oluyor. Ve daha sonra tamamen sola yatış pozisyonunda kulak kristali yerine doğru hareket ediyor ve siz ani bir şekilde ayağa kalktığınızda da bu şekilde kristal yerine yerleşmiş oluyor ve eğer baş dönmeniz varsa bu probleme çok iyi gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü bahsedeceğim konu bu şekildeydi. Videoda da söylediğim gibi aslında bu manevrayı eğer size biri yardımcı olursa, özellikle yatış pozisyonundan oturma pozisyonuna kalkışta ya da başın çevrilmesi konusunda size destek olursa çok daha iyi verim alabilirsiniz. Ama evde kimse yoksa, bir başınaysanız ve bu manevra size çok iyi geliyorsa, dediğim gibi evde yapabileceğiniz yöntemi burada çok detaylı bir şekilde göstermek istedim. Sadece söylediğim açılara yaklaşık olarak dikkat ederek uygulamayı yaparsanız gerçekten faydasını görme şansınız var. Bunun yanı sıra eğer bunu yaparken ağrı artıyor, mide bulantısı oluşuyorsa lütfen kendi başınıza evde denemeyin. Zaten doktora gittiğinizde de size benzer bir manevrayı çok daha profesyonel bir şekilde doktorunuz uygulayabilir ve hatta size gösterebilir. Bütün bunların yanı sıra eğer aklınıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.